Yani şunların tahmini sıralamalarını da söylemiş olurum zaten ben sana. Senin aralığın özellikle çok büyük binliklerde oynamalar olabilir bu fakültelerde. Şöyle yapalım. Önce garanti diyebileceğimiz yerlere bakalım. Bilgisayar, yazılım. Önceliğimiz var mı? Yazılımla başlayacağız. Bilgisayara yazılıma geçeceğiz. Öncelik vermek istedim. Yazılıma öncelik verdim. Evet. Evet, burslu. Tam evet. Burslu. Evet. Bir de yapay zeka. Doğru mu? Evet. Yapay zeka önceliğimiz ne? Hayır, onlar sadece yeni açılan bölümler olduğu için bir deneme. Yani en üstte mi deneyeceğiz peki yapay zekayı? İTÜ olduğu için daha çok en üstte denemek istedim. İTÜ ve Bahçeşehir oldukları için istedim. Yani 131 binin altında olan bilgisayar ve yazılım bölümleri. Hı. Ama zaten şimdi bunlar dedim ya, bir sıralamalarda farklılık olmadı. Yani benim beklediğim 20 binlik oynama gelmedi. Gelirse ne olur? Senin 131 binlik sıralamanı 110 bine çeker. Sen 110 binle geçen sene kapayan bir bölüme şu an 131 binle giriş yapabilirsin. En kötü ihtimallerde 135'te kaparım senin kesin gideceğin yere. Ama en azından onu garantiye almamız lazım. Üst sıralamaları zaten yapmışsın, hiçbir problem yok. Yani TED'e kadar yeni ve 80 binden başlamışsın. İlk 14 tercihini aslında bizim uçuk dediğimiz ama sonlarda son 3 tercihi zorlayabileceğimiz yerler yazmışsın sonuç olarak. Yazılım var. 126 bin dedik abi. Veya da Yalova 1. Öğretim Bilgisayar var. Yalova'da 1. Öğretim Bilgisayar okumak mı yoksa Manisa'da 2. Öğretim Yazılım okumak mı? Yani biz Manisa'yı daha çok istiyorduk. Manisa'dan sonra mı yazılım ya böyle? Peki senin fikrin ne? Evet. Evet, Çınar'ın Manisa'dan sonra Yalova'ya yazalım. Yani ilk önce Manisa olsun. Isparta? Olabilir. İşte kaç binde? 126 binde Yalova var. Isparta 130 bin. Az çok garanti gözüyle bakabiliyorsun buraya. Üniversite tercihleri yapmak için yardıma ihtiyacım vardı. Annem sağ olsun belediyemizle irtibata geçti. Belediyemiz sağ olsun geldiler, yardımcı oldular. Ben burnumun kırıklığından dolayı dışarı çıkamıyordum, maske takamıyordum. Bunun için tercih yapmaya rehberlik hocalarına gidemedim. Belediyemiz sağ olsun ayağımıza kadar geldi, yardım ettiler. Birlikte dizdik, tercihlerimizi yaptık. Hedeflerim daha çok böyle bir yazılım, bilgisayar üzerine, elektronik bu yönlerde. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Belediyemiz sağ olsun. Geldiler, yardım ettiler bize.